Merhaba arkadaşlar, hatırlarsanız en son geçen bölümde mouse'lu sınır kullanarak programda fareden bazı inputlar almaya başlamıştık. Yani fareyle bir noktaya tıkladığımızda o noktanın koordinatlarını alabiliyorduk. Ve aynı zamanda farenin hangi tuşuna bastığımız gibi bilgileri kullanaraktan programa bazı girdiler vermeyi görmüştük. Bu bölümde de klavyeden kullanıcının bazı değerler girmesini ve bu klavyeden girilen değerleri programımızın algılamasını sağlıyor olacağız. Bunun için mouse listener'a benzer bir şekilde keyboard listener'ı kullanacağız. Fakat önce klavyeden aldığımız girdileri kullanabilmek için mesela bir şeyler düşünelim dedim. Ekrana bir string yazdırabiliriz. Onun için de öncelikle Paint metodunun içerisinde bu graphics objesini kullanaraktan nasıl bir string ekranı yazdırabiliriz ona bakacağız. İsterseniz burada bir tane private değişken belirleyelim, yine string olsun adı. Burada yazı diyelim. Yazının içeriğini de constructor'da belirliyor olalım. Merhaba desin mesela. Ve paint metodunun içerisinde G graphics objesini kullanarak bu sefer draw string metodunu kullanacağız ve burada gördüğünüz gibi bir karakter dizisi verebiliyoruz veya doğrudan string olarak da verebiliyoruz. Göndermek istediğimiz string yazı olarak belirlediğimiz değişken x ve y koordinatları da şimdilik isterseniz sabit olsun, 50'ye 50. Hatırlarsanız sol üst köşesine endeksli olarak hesaplıyorduk. İlk x koordinatı 50 sağ, 50 de aşağı, 50 birim, 50 piksel daha doğrusu. Ekranınızın çözünürlüğü kaçsa mesela ona göre daha uzun veya daha kısa mesafe gidiyor olacak. Şimdi gelin bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada bir merhaba yazısını görüyoruz. Burada şimdi yapmak istediğimiz şey klavyeden bastığımız tuşlarla string'in içeriğini değiştirmek. Bunun için de mouse listener gibi bir de keyboard listener var. Onu ekliyor olacağız. Bunu isterseniz alt satıra geçirelim, çok kalabalık gözükmesin. Keyboard listener'ı pardon, key listener olsa gerek. Mid bakalım. Evet, keylistener. Import ediyoruz keylistener'ı. Ve import ettiğimiz zaman implement edilmemiş olan metotları da eklememiz gerekecek. Gördüğünüz gibi aşağıya eklenen metotlar keypressed, keyreleased ve keytyped. Burada da yine bir fareye benzer bir şey var aslında. Farede de hatırlarsanız yine pressed, released ve neydi, clicked vardı. Burada da tuşa basıldığı zaman, tuşa bırakıldığı zaman veya tuş basılıp kaldırıldığı zaman işleyen metotlar, çağrılan metotlar. Biz tuş basıp kaldırıldığı zaman yapabiliriz yapmak istediğimiz işi. Ve burada bizim yapmak istediğimiz iş aslında yazıya bir tane karakter eklemek. Yazı stringi yeni hali yazı artı yeni basılan karakter aslında. Burada key event'i de E yapıyorum burada. Daha kolaylık olsun diye. E nokta get key char diye bir şey var. Karakterini alın. Basılan tuşun karakterini almaya yarar. Bu da string'e eklemiş oluyoruz burada. Mevcut olan string'e. Hangi tuş basıldıysa onun karakterini alıyor ve string'e eklemiş oluyoruz. Yine key event'te de mouse event gibi bir şey var. Yani biz burada bir metot belirledik. Bu metot bir key event parametresi alıyor. Ve bu metot klasımız bir key listener olduğu için yazmamız gereken bir metot bu. Ve bu metodu kullanacak olan eleman da yine bizim frame'imiz oluyor. Add mouse listener demiştik hatırlarsanız. Bu sefer add keylistener da diyeceğiz. Yine bu class'ta belirttik keylistener'ın tanımını. O yüzden this diyorum burada. Buradaki this
ifadesi bu class'a karşılık gelmiş oluyor. Yani bizim pencereye karşılık geliyor. Daha sonra isterseniz bunun bir de ayrı bir class'ta yer aldığı örnekte yapabiliriz. Şimdi burada key listener'ı ekledik ve key listener olması için implements key listener dediğimiz için bu class'ın içerisinde yer alması gereken metotları da ekledik, yazdık. Hepsinin içini doldurmak gerekmiyor fakat bu metotları override etmiş olmamız gerekiyordu. Ve key type'ın içerisine key events ile oluşturulan, yani klavyeden bir tuşa basıldığı zaman böyle bir event, yani olay oluşuyor. Bir etki yapmış oluyoruz bilgisayara ve bu event'in içerisinde bizim klavyedeki bastığımız tuşla ilgili bazı bilgiler gönderiliyor. Ve biz de bu bilgiler doğrultusunda o klavyeden basılan tuşun karakterini alıyoruz. Harf ise bu bir char olarak dönecek. Ve burada yine fareyle yaptığımızda olduğu gibi repaint'i de çağırıyoruz ki değişiklikler ekranda işlem yapıldıktan sonra yer alsın. Şimdi buraya geldik. Gördüğünüz gibi bir şeyler yazıyorum ve ekranda onlar yer aldı ve fareyle tıkladığımız zaman hatırlarsanız daha önceki bölümde yaptığımız işlem hala geçerli durumda. Gördüğünüz gibi harflere bastığım zaman sorun yok. Shift ile birlikte büyük harf de yapabiliyorum. Boşluk karakteri de bırakabiliyorum. Mesela Enter şu an işe yaramıyor ve diğer backspace pardon gibi değerler de işe yaramıyor. Backspace boşluk bırakıyormuş. Yani gördüğünüz gibi her karakter için geçerli değil bu. Yani bastığımız her tuşun bir karakter karşılığı yok. O yüzden bu geçerli oluyor. Bazı tuşlar mesela işte ESC tuşu vesaire daha farklı şeyler yapıyor. Gelin isterseniz onun işlevini katmaya çalışalım. Şimdi karakteri alıp yazıya ekliyorduk hatırlarsanız. Şöyle bir if ifadesi ekleyelim buraya. Burada şimdi E'den alabileceğimiz değerlerde gördüğünüz gibi get ID var. Get key kod var. Get key kodu kullanmamız gerekiyor burada. Basılan tuşun kendine has koduna karşılık geliyor bu. Yani bunu dediğimiz zaman mesela klavyedeki her bir tuşun kendine ait bir sayı değeri var. O geçerli olmuş oluyor. Ve o tuş bu mudur değil midir diye kontrol etmeniz için burada bazı sabitler var. Gördüğünüz gibi başları VK ile başlıyor bunların. İşte 1'den 9'a sayılar, A'dan Z'ye harfler ve bunun dışında da bazı değişkenler var. Mesela alfanumerik diye bir değişken var burada. Alfanumerik karakterler için geçerli. Yani eğer key kod bunlardan biri ise harf veya sayı yazılmış oluyor. Bu durumda biz harf veya sayı yazıldığı durumda yazıya ekleyebiliriz o karakteri. Onun dışında tekrar bakacak olursak yine aynı yere şöyle gelelim. Buraya yapıştıralım. VK ile başlayan diğer klavye tuşları var. Mesela nokta, virgül, kontrol gibi değerler var. İşte bazı özel klavyelerde bulunan şeyler de var. Mesela yukarıda cut, copy demiş. Convert demiş mesela. O tarz tuşlar için de geçerli olsa gerek. Acaba copy deyince Ctrl C'yi de işleme alıyor mu? O konuda pek emin değilim. Bizim burada ne yapıyorduk? Karakter silmemizi sağlamasını istiyorduk. Backspace tuşu için yapacağız. Eğer basılan tuş backspace ise yazıdan bir karakter çıkartmak istiyoruz. Şimdi yazı bir string olduğu için string'e ait işlemler burada yapılabiliyor olacak. Substring de string'in belli bir bölümünü kesmemize yarıyordu bizim. Yani biz burada şimdi string'i sıfırdan yazı nokta
length diyelim. Bu string'in uzunluğunu verecektir bize. Eksi bir değerine kadar kesip yeni bir string oluşturup bunu yazıya eşitlersek sanıyorum ki istediğimiz işlemi yapacak. Şurada bir deneyelim isterseniz hemen. Ama istediğimizi yapmamış. Bir kontrol edelim neyi yanlış yaptık acaba. Şuradaki alfanumerikle ilgili bir hata yapmış olabiliriz. İsterseniz bir önce şöyle yapalım. Bu if'i yukarı alalım. Eğer backspace'e basıldıysa onu yapıyor olsun. Devamı için de else demiş olalım. Şu else'i siliyorum. Yani eğer backspace'e basılmadıysa her halükarda karakter ekliyor olacak. Backspace'e bastığımızda ise şurada eksi 2 mi olacak acaba onu bir deneyelim. Şey yaramadı. Acaba şurada mı bir hata yaptık? Onu kontrol edelim. Acaba ID'sine mi bakacaktık burada? Öyle de değilmiş. Backspace'imizi mi tanımıyor acaba? İsterseniz şöyle yapalım. Başka bir karakter atayalım onu yine. Burada get keycode diyorum. Olması gereken buydu diye hatırlıyorum çünkü. Burada başka bir tuşa atayalım isterseniz belki. Backspace ile ilgili sorunumuz vardır belki. Delete olsun mesela. Delete tuşuna basıldığı zaman bir tane karakter silmeye çalışalım. Belki de karakter substring ile ilgili yanlış yapıyoruzdur. Onu denemek için mesela şöyle bir şey yapalım. Yazıya artı eşittir diyorum. Yazı eşittir yazı artı belli bir değer. Şöyle del string'ini eklesin. Delete'e bastığında yine bir değişme yok. O halde ilginç. Şimdi burada get key kodu alıyoruz ve karşılaştırıyoruz. Yani orada sorun yok gibi geldi. Acaba keycode değil de başka bir şey mi alacağız orada? Belki de get extended keycode. Bir de bunu deneyelim. Yine bir değişiklik yok. Evet, bunu öğrenip de gelseymişim değil mi? Bir şey daha deneyelim. Olmazsa pause yapıp araştırayım olmazsa. Ne olabilir başka? Başka da integer denen get id olabilirdi ama id değil sanırım. Bu event'in id'siyle bir şey. İlgili bir şey pardon. O halde biraz daha basit tutalım. Şey deneyelim. Get keycode'da kalsın bu yine. Harf deneyelim. A harfine basıldığı zaman yanına del yazmasını bekliyoruz bakalım. Eğer bu sefer umduğumuz gibi olduysa olmadı. O halde bir yerde bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Yani şu an hiç şu kısma gelmedik. Bize kolaylık olsun diye şu get key kodun içerisinde ne varmış diye yazdıralım diyorum bakalım. Bunu yazdırmak için şimdi konsolu kullanıyor olacağım. Pencereli bir programımız var fakat konsolu kullanıyor olacağız aynı zamanda. Hem key kodu yazalım. Hem de şu VKA değeri neymiş mesela. Onu görmeye çalışalım burada. Burada artı dedim. E nokta VK alt çizgi A dedik. Bakalım bunu
herhangi bir tuşa basıldığı zaman konsolda yazdıracak program bizim için. Tabi klavyeden bir tuşa basılacak. Keycode gördüğünüz gibi 0. Ve VKA'da 65 değerini alıyormuş. Bunu görmüş olduk. Demek ki kullanacağımız ya keycode değil ya da ya da benim klavyemle ilgili bir sorun var ama onu sanmıyorum. Şimdi buradan ben bir iki değer deneyerekten acaba bu VKA dediğimiz şey bizde neye karşılık geliyor onu bulmaya çalışıyor olacağım. Bu da mesela işte gerçi internetimiz gelmiş ama demin internet yoktu gitmişti. Burada da gidebiliyor internet yani. Get extended key code neymiş? Ona bakalım. Gerçi az önce değişmiyordu key kodlar. Başka da alabileceğimiz bir şey sanki kalmadı. Get key char desek nasıl bir şey oluyor onu deneyelim. Mesela basılan tuşun karakterini alıyor. Delete vesaire için herhangi bir şey alamıyor tabi. Hemen bir pause yapalım isterseniz. Onun ne olduğunu bakıp geleyim ben. Hemen pause'ı bozuyoruz. Şimdi yaptığımız hata şuymuş. K-typed sadece harfleri ve işte sayıları algılamakla görevli olan bir kısımmış. O yüzden bizim bu şekilde yaptığımız get keycode burada işlemiyormuş. O yüzden ben şimdi bunu yaptığımız şeyleri keytype'dan keypress'te alıyorum. Ve yine burada keyevent'i e'ye dönüştürüyorum. Keycode doğruymuş aslında da. Keycode'u aşağıdaki keytype metodu için kullanamıyormuşuz. Böyle bir farklılık varmış. Get keycode dedik. Bu eğer backspace'te diyeceğiz. Yazının substring'ini alıyor olacağız. Son karakteri silmek istediğimiz için. Şöyle şimdilik sadece bir deneyelim acaba substring operasyonumuz doğru mu işliyor diye. Backspace'e bastığımız zaman gördüğünüz gibi birer karakter sildi. Keypress'ti. Gördüğünüz gibi backspace'e basılı tutarsak eğer giderek ilerleyecektir. Burada string'i de bitirdim. O yüzden altta hata verdi. String kalmamışken substring yapamıyoruz. Onu da mesela göz önünde bulundurmak isteyebiliriz. Eğer backspace'e basıldıysa ve yazının length'i birden büyükse. Sıfırdan büyükse diyelim daha doğrusu. Ve bir pause daha yapalım. Ve bugünkü ikinci pause'mizden sonra da devam ediyoruz. Eğer yazının length'i sıfırdan daha büyükse eğer bir karakter silemeyeceğimiz için daha fazla silmemeyi seçmiştik ve keytyped aslında yazı karakterleri yazmamız için, eklememiz için daha doğru bir yer. Çünkü burada eğer karakteri basılan tuşu algılarsak tuşu sadece bir defa algılayacaktır. Yani basılı tutma gibi bir şey söz konusu olmayacak. Get key char diyerekten. Yani karakter uzun süre basılı kalırsa mesela bir sürü aynı harften çıkmasını önleyecektir. Keytype'da eğer bu işlemi yaparsak. Şimdi çalıştıralım bakalım acaba istediğimiz gibi çalışabiliyor mu? Başka bir merhaba daha yazdım ve bunu silemedim. Evet, sadece şu an bir karakter silebiliyorum. Muhtemelen
garip bir hata yaptık. Yazının length'i sıfırdan büyükken demiştik. Bununla ilgili bir sorun mu oldu acaba? Şimdilik isterseniz onu kaldıralım. Tekrar bir bakalım. Aynı zamanda şurada da repaint etmek istiyor olacağız. Evet, sanki substringimiz doğru işlemiyor. Length'ten 2 çıkarsak acaba nasıl olacak? Evet, ilginç. Şimdi yazıyorum. İlk basışımda ikisi gidiyor, sonraki basışlarda bir tane gidiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Evet, bunu hesaba katmadık. KeyType'da hatırlarsanız ilk yaptığımızda backspace tuşuna bastığımız zaman bir boşluk bırakıyordu. Hani pek beklenmedik bir şekilde. O yüzden burada KeyType'da karakteri alıyoruz, yazıyoruz, ekliyoruz, tamam, ama backspace hem boşluğa sebep oluyor hem de öbür yana kaymasını sağlıyor karakterimizin. Yani böyle bir soruna yol açıyor. Onu çözmek için ne yapabiliriz? Mesela karakteri yazdığımız kısmı da K-Press'in içerisine atayabiliriz. O durumda nasıl olacak onu bir gözlemleyelim. Buraya yani yukarıdaki durum için geçerli olmayan zamanlarda yazıya o karakteri eklesin. Şimdi çalıştıralım. Bu arada şunu da length'ten eksi 1'e kadar olacak normal durumda. Hani az önce o garip şeyi denemek için yapmıştım. Şimdi gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde çalışıyor ve biz yine yukarı şuraya end operasyonuyla yazının length'inin sıfırdan büyük olmasını istediğimizi de ekleyelim. Length bir metot olduğu için tabi burada parantezi de kullanıyoruz. Çalıştırdığımız zaman şimdi yazabiliyoruz, silebiliyoruz. Silme tuşuna basılı tutmamızda da sorun yok. Şimdi gördüğünüz gibi harfe tamam normal bir şekilde basarsanız bir defa çıkıyor, fakat harfe basılı tuttuğunuzda harfe hani satırı dolduruyor diyecektim de öyle demeyeyim. O harften birkaç tane yazıyor. Burada önemli olan basılı tutma süreniz, hani keyboard inputlarını ne kadar sıklıkla algıladığı ile ilgili bir şey olmuş oluyor burada. Şimdi hatırlarsanız mouse'la tıkladığımız yerlerde biz x, y koordinatlarını alıyorduk. Yazıyı yazdığımız koordinatı da yine mouse'un x, y koordinatlarını atayabiliriz. x1, y1 değerlerini zaten biz aşağıda mouse clicked operasyonuyla güncelliyoruz. Ve draw string'deki koordinatlarımızı da x1 ve y1 olmak üzere değiştirebiliriz burada. Bu durumda fareyle sol tıkladığım yere yazacaktır yazıyı. Şöyle değişik bir şey de oldu gördüğünüz gibi. Bu çizginin sonunda bizim yazımız yer alıyor. Çizginin öbür ucunu da değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yazının yerini de değiştirebiliyoruz. Yazının yazıya bir şey eklenmesini de sağlayabiliyoruz. Bunları hani aynı anda bassanız da yine çalışıyor. Tam tabii tam aynı anda basamazsınız. Fakat hani bilgisayar bunu size sağlamış oluyor. Tamamen silip yeni şeyler de yazabilirsiniz. Mesela bir array dolusu stringler olur. Bunların yerlerini vesaire ayarlamayı deneyebiliriz. Sonraki derslerimizde bu bölümde keyboard'dan, klavyeden bazı inputlar aldık ve bunları programımızda kullanmaya çalıştık. Belki biraz sık pause yaptık ama keypressed kısmında get key kodu kullanabildiğimizi de öğrenmiş olduk. Keytype hani daha çok yazı işlemleriyle ilgilenirken geçerli olacak. Fakat işte harf ve sayı dışındaki karakterleri burada çok kolay ayırt edemiyoruz. Şimdilik anlaşıldığı üzere sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.